Merhaba kızlar. Zemi, hoş geldin. Aa. Ya aynadan kesiyorsun. Aşkım. Oğlum Batu duyacak sonra çocuk. Ya kanka. dedim sana damga var bu evde dedim sana. Nasıl damga? Ya ne Batu? Batu duyunca ne oluyor? Ne bağırıyorsun? Ay Batu duyunca ne oluyor? Yüzünüz gülüyor Semih Hanım. Söyle bakayım. Gülmesin, söyler misin? Ağlayayım mı? Yok, söyle bakayım. Söyle bakayım. Elektrik çok hoş geldin. Bakıyorum artık selam veriyorsun Nur'la ayrıldın diye. Daha önce çok böyle şükür. Ne alakası var? Çok Nur'u şükür. Görmediğim için. Bakmıyoruz. Selamünaleyküm kızlar. Aleyküm selam. Aa, hoş geldin Semih. Aa, Semih sen mi geldin? Ay, hoş gelmeydin. Ne zaman geldin? Valla bir saatten beri içerideyim. Her zaman. Aa, hiç fark etmiyor. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Kalkmadık ama kusura bakma. Nur konuşabilir misin biraz? Nerede konuşalım? Şurada. Her başka yerde dolu. Yani şurada konuşabilirsiniz. Şurada gelir. İyi ki burada oturuyoruz. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. İki bari. Yalnız ben şuna inanamıyorum abi. Böyle burada ilişkiler tamam, Emre sadece hani isim takılınca mesela ilişkiye dönüyor. Abi. O mantıksız geliyor bana. Biz daha evvelden yapmaya çalıştık. Herkes üstümüzü ördü. BTR geldi hala Semih bana acı çektiriyor. Semih bunun için bana böyle yapıyor diyorsun. Hala hayır, bitenin Semih, farkında değilsin Semih gibi konuşuyorsun. Semih bazı şeyleri işte ne bileyim ödül yemeğine çıkarmadım, koruma vermedim. İşte ne bileyim yüzük olaydı, şuydu buydu. Hı. Sonuç olarak o da geldi bana böyle bir şey yaptı dedim. Yani Semih bana acı çektirmek için. Öyle işte diyorsun sanki hala ne? Yok hala bitenin farkında değilsin. Ben buraya gerçekten ayrılmak için geldim sana. İnsan gibi konuşarak ayrılmak geldim yani. Ya sen ayrılmak için gelmiştin yani. Dün bitti zaten bunu bizim ilişkimiz yani. Hani sen bitti diyordun zaten ya bana sen bitirdin diye ilişkiyi. Bu ilişkiyi sen bitirdin zaten. Ben mi bitirdim? Aynen ben sadece sebep oldum. Senin söyleyemediklerini ben söylüyorum şu an sana. Bu gerçek bunu sen de biliyorsun yani. Bunu sen de biliyorsun. Niye bitirdim acaba? Başkasına karşı bir şey mi hissediyorum? O yüzden mi acaba? Dalga geçmeye başladı. Dalga geçmeye başladı. Evet. Niye ben güzel? Abi çocuğu sinirlendirecek ha. Bak sinirlenecek. Gerçekten ben mi yaptım? Ben mi yaptım? Çünkü sen kendi hatalarını kabul benim etmedin. Benim gerçekten çok samimi soruyorum bunu sana. Benim üslubumun dışında benim sana yaptığım evet yanlış ne? Yanlış yok benim başka. Benim sana yaptığım ben hata ne? Ben zaten başka bir şey söylemem. Ben ama mi gönderttim sen seni sana? Hadi çok uzun konuşma. Ben mi gönderttim? Ayça şimdi kafana yersin şuradaki şamdan. Ben mi gönderttim sana yüzüğü annemle? Ben mi attım kolyeyi geri? Ben bak ben senden ne beklerdim biliyor musun? Ayrılabiliriz, ilişkimiz bitebilir ama o kolyeyi gidip de bana insanların arasında, arkadaşların arasında öyle atamazsın sen anladın mı? Pardon da sen insanların arasında sana değmezmiş derken o taktığın ben yüzük sana da ben sana insanların arasında demedim. Ha, ben sana birebirken dedim. Onlar görülüyor ha ama ben sana birebirken bire dedim. Birebir demenle fark etmiyor canım. Bir dakika bir şey söyleyeceğim sana. Herkesin gözünün önünde yaşanıyor burada bunlar. Gelip de ne zaman şurada arkadaşların arasında rencide ettim seni? İzlesinler sonradan. Sen beni arkadaşların arasında rencide etmedin. Birebirken sen bana istediğini söyleyebilirsin. Ama sen beni savunmadın da şurada. Herkes benim arkamdan işte senin arkamdan demek ki savunacak bir yanın yokmuş ki savunmamış. Yüzük meselesi dışında ne var Semih? İşte yani büyük bir neden o zaten. Bir yüzük aldım olay oldu anladın tamam mı? Tamam. Yani artık da hiçbir kimse... Sen de savunmuyorsun. Nur kaldı ki sen de bana burada farklı bir yüzünü gösteriyorsun. Diyor. Ama sen de da böyle bir insan tavırlı tavırlı zaman konuşuyorsan ben sana derim bu ikinci yüzüm. Senin hanımefendi bir kişiliğin var o kişiliğini bozma. Ben her zaman hanımefendi bir kişiliğim sahibim. O zaman o asla koru. Kişilik onu bozulmaz. Onu koru o zaman. Asla bozulmaz. Onu sen koru de bunu o zaman biliyorsun. Nur. Onu koru yani. Ha, bunu bil. Bir de şunu söyleyeyim, benim hiçbir zaman ikinci bir yüzüm yok. Sadece sinirlendiğim için olaylara farklı tepkiler verebiliyorum. Kaldı ki ben sinirleri olan bir insanım. İnsanlar doğduğunda sinirleriyle doğuyor. Sinirleniyorsun ama bak yer değiştirdik o zaman. Ben sana insan gibi konuşmaya çalışıyorum seninle. Sen elini masaya vura vura konuşuyorsun. Şu an gayet insan gibi konuşabiliyoruz. Başım ağrıyor Semih'ciğim. Başım ağrıyor, uzanıyorum şurada. Anladım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bunu sen bitirdin yani ben değil. İlişkimizi bitiren sensin. Bunu çok samimi söylüyorum sana ya. Yok. Ve benim gerçekten seninle ilgili ileriye dön. Ama bak konuşturmuyorsun ki ben bir konuşayım ondan sonra konuş ya. Karşılıklı konuşmak için geldim buraya. Benim gerçekten seninle ilgili ileriye dönük korkularım oluştu annenin yüzünden anladın mı? Benim annem karışmaz. Ben böyle görmedim ve benim de ilişkimin, evliliğimin karışmasını istemem kimsenin. Anlatabiliyor muyum? Bu böyle yani. Nasıl hissediyorsun? Kendini mutlu musun? Yaptığın şeyden ötürü peki. Hala niye beni yargılıyorsun ki? Ben soruyorum sadece. Ruh halini soruyorum. Çünkü biraz önce Vetera'yı da izlerken gayet gülüyordun, neşeliydin de.
Hiç böyle bir acı çeker gibi ya da kendini... Acı çeker gibi değil. Demek ki o an bir espri yapmış bir arkadaşım. Gülmüşüm. Sen gülmüyor musun burada? Oluyor zaten. Bak bak nerelere çektik konuyu. Dün vallahi... üzgündüm ama bugün mutluyum yani. Hayat devam ediyor. Ne yapayım? Mutlusun. E sen de mutlusun. Mutlusun yani. Sana makyaj yaptıklarında gülüyordun orada. O kadar çabuk bitirebiliyorsun yani. İşte Allah Allah. Öyle değil ki. Dün üzgündüm, bugün mutluyum yani. Dönsene kardeşim eve gittiğinde sana dün, makyaj yapmadın. Bugün. Ben de şu anda ama kazanmaya çalışan bir nur görmüyorum. Ben bittiğinin farkına varıp... Yapacağı değil. Bitti ama haklı olan taraf benim diyen bir nur görüyorum. Ya. Ve hala ondan mücadele bekliyor. Dur. Söylüyor. Bak, ben rahatım, her şeyi yaptım diyor. Ayça! Bağırmayın bana, vallahi gelirim şu oraya. Şu tarafa geçsene sen. Nereye geçeyim? Şu tarafa falan yok geç. Yok aşkım, buradan daha sus iyi. Sus o zaman. Bir sus, bir şey konuşuyorum tamam, ya. Tamam hadi konuşun, konuşun. Of! Efendim? Hı? Bir şey demedim. Hı? Yanına geç istersen, konuşursun. Allah'ım yarabbim ya, beni çıldırtıyorsunuz. Söyler misin? Yok, yan yana oturun bak. Melis de orada oturmuş. Ya ne alakası var? İyi misin sen? Bir şey anlatıyorum burada. Hala o tarafa bakıyorsun. Tamam, bir şey dedi ki cevap verdim sorusuna ya. Bana mı dedin? Bana mı dedin dedim. Ama senin ki ya Nur, neyden ne çıkartıyorsun? Aa vallahi ben neyden ne çıkaracağım çok iyi biliyorum. Ya Semih olsam var ya, kalkar giderim abi ya. Neyi görüyorsun? Anladın mı? Neyi görüyorsun? Kalkar giderim. İyi sabrettin, sabrediyorsun. Cansel'in karşısında geçince diz çöküyor. Vallahi öyle. Ben çok sabrediyorum. Ne? Ben de kendi içimde patlayayım. Ben içimde patlattım. İçimde hava fişekler patlıyor. 78 kere özür diledin oğlum, bir sus lan. Ya ben içimde patlattım. Ya. Erdem'e demediğin kendini görmüyor musun? Ağır laflar ama. Küçük kere gibi oturdun, ağladın ya. Dur. Barış tut elini, özür dilerim aşkım. Barışmak bebeğim. İçin gelmedin. Ne barışması ya? Ne kadar gömebilirim diye gelmiş. Barışmak için gelmemiş. Niye geldin? En azından geldin ama. Geldim ama. Ya ne dediğini bilmiyorsunuz ama. Ne için geldin? Ben niye de bitirirsem ya? Dedi bir kalemde bitiririm, bir daha geri dönüşü olmaz dedi. Ben adam ben gibi adamım dedi. Ben de nasıl uğraşıyor görüyorsunuz. Tamam. Arkadaşlar bravo. Lütfen bak, bizi yalnız bırakır mısınız? Uğraşma. Tamam. Biz ben... kendi aramıza başlayalım. Ama bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar yükleniyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Niye baş başa kalıyorsunuz? Ne olursa olsun ya. Demek ki kafamda soru işaretleri var, anladın mı ona karşı? Söylüyorum içimdekileri. Bittiğini kabullenmesini istiyorum artık. Aa, anladın kadar uğraşma. İnanmıyorum. Evet, bir şey. Abi yüklenmeyin kızı ya. Ha, benim anlamam sen bitirin zaten. Biz kıza yüklenmiyoruz. Şey yanında biz varız. Bittiğini rahat netleştirmek için buraya geldim. Karı koca da boşanıyor. Anlatabiliyor muyum? Karı koca da boşanıyor. Bizim de ilişkimiz bitti yani. Bu kadar basit. Bitti. Ben hiç yüklenmiyorum. Farkındasın. Yunus, yaptıkları yanlış kızların ya. Yiyecekler çocuğu. Bakın biraz sonra yiyecekler. Ya yok, o zaten Allah'ın emri de. Orada bırak konuşsunlar yani. Bir saygı duyun abi. Yani bir saygı duyun. Hayır, ben sadece görüyorum yani. Niye toparlanıyorsun? Niye toparlanıyorsun? Ben de sen niye toparlanıyorsun? Hayır, gördüğüm kadar, izlediğim kadarla konuşuyorum ben. Niye Semih çık git oradan Allah aşkına ya. Kafamda bitirmişim ki. Kızın hallerini gördün mü? Gördü, izlemeyin. Nasıl yıprandı, ne hale geldi? Senin hepsini geçirdin. Sizi ilgilendiren bir konu mu? Evet, sizi ilgilendiren bir durum. Arkadaşlar. Yarın öbür gün abi, herhangi birimizin ilişkisi bittiğinde demek bu olacak. Evet. Kadın dayanışması olacak, tam bizim üstümüze yüklenecek. Sadece o konuda olacak ama. Ve sadece o konuda. Evet. Sonra yine birbirleriyle kavga edecekler. Geri kalan her şey sil. Zaten her şey siliyorlar. Hepsini sil. Hepsini sildiler. Şu anda gömdüler. Biraz sonra kavga etmeye başlar. Tamam abi, kapatın yeter ya. Melis benimle ayrıldığı gün giydi şeyi giymişti. Ya ben bu kıza... Üstüne diyorum ki... Semih'e yaklaştığı gün. Şimdi yine aynısı denk geliyor değil mi? Kıyafetten dolayı mı diyorsun? Bu evde böyle insanlar olduğu sürece biz bu evde mutlu olamayız, anladın mı? Ve ben bu evde mutlu olacağımı düşünmüyorum yani. Sen bu insanları... Çünkü sen her zaman dolduruşa gelen bir insansın. Dolduruşa da geldin. İnşallah barışırlar bence şu anda. Bence sen dolduruşa geliyorsun. Semih çok yıprandı. Öbür kız da çok. Çocuğum kaç günde yıprandı vallahi abi. İnşallah barışırlar. Bence de. Ne? Ya bu ikisine bayılıyorum. Ben bunları destekliyorum kısmetse olur evinde. Nasıl ya? Nursemciyim. Dinlemiyoruz. Ve kesinlikle birlik yok olup hareket ediyorsunuz. Birlik olmuyoruz. Bak herkesin sen... düşünceleri var kendine göre. Ben de o düşünceleri Semih, sadece benim kulağıma küpü oldu. Sen bana oldu, ne yaptın biliyor musun? Sen beni... Ben sana hiçbir şey yapmadım Nur. Gerçekten ben sana hiçbir sen... şey yapmadım. Bu ilişkiyi bitme sebebim sen... tamamen sensin. Ben konuşamıyorum. Diyorsun ya sen beni tamam konuşturmuyorsun diye. Sen de beni konuşturmuyorsun şu anda. Sen beni sevdiğine inandırdın. Ve dün... Tamam, tamam mı? Söyle. İnandırdın.
Kendini affettirdin. Sana güvenmeye başlamıştım tam. Tamam mı? Ve sevdiğimi de anlamıştım. Sonra bana hediye aldın. Çok güzel bir hediyeydi. Tam özetliyordu işte. Neyse ben kendi bakış açısıyla özetliyordum. Abi ben şu videodan da çıkardım biliyor musun? Evet, hadi temiz. Geri ver günlerimi, dün ben çıktığımda dedim ki senin sevgini hissettiremiyorsun dedim. Bak şu anda ben bir şeyden bahsediyorum. Şu anda bir teraziden bahsediyorum. Şu an hatalarını kabul ediyorsun. Şu an ne? Şu an yaptım ne hatası var? Şu an hatalarını kabul ediyorsun çünkü ilişkimiz bitti. Ben o zaman da söyledim. Ben mı? Günlerdir i̇lişkimiz söylüyorum. İlişkimiz bitti. Ya söylemiyorsun. Dün ne dedin burada? Bu dün ne dedin akşam Seda Hanım geldiği zaman ne dedin? Ne dedi? Onlara direkt diyorsun ya onların ağzına malzeme veriyorsun diye. Semih'in sevgisine emin değilim dedin dün akşam. Farkında mısın sen? Evet çünkü beni sevmiyorsun. İşte çünkü bunu, bana şöyle... Bunu diyen bir insanla benim daha bu saatten sonra işim pardon olmaz. Pardon da bana diyorsun gelip ki... Gelip bana kolyeyi atan bir insanla benim daha işim olmaz. Bana getirip annesi bu kadar basit parmağından sen demedin mi o yüzüğü benim kafama fırlatsaydın ben bu ilişkiyi bitirmezdim diye? Sen fırlatsaydın. Ha? Annen getiremez. Kolyeyi fırlatınca niye öyle oluyor? İşte bunlar üst üste geldi. Her şey üst ben geldim, üste geldi, bitirdim. Üst üste geldi. Ya bunları hala anlatıyorsun. Ne yapıyoruz tamam, biz? Test tamam mi canım. Yapıyoruz? Doğru. Tamam bak insan bak, gibi ayrılmaya geldim buraya bak tamam mı? İnsan gibi konuşmaya geldim. İnsan gibi bak kavga etmeden ayrılmaya geldim tamam mı? Ama sen dinlemiyorsun. Sen hala bir şeylerin farkında değilsin. Sen beni dinlemiyorsun. Dinliyorum ben seni de sen hala böyle bir şeyleri anlatmaya, ifade etmeye çalışıyorsun kendine. Tamam ifade etmemi istemiyorsun. Yok istiyorum. Şu an ifade etmeni istemiyorum. 3-4 gün önce ifade edecektin ki bu pozisyona gelmeyecektik tamam mı? Semih kusura bakma ben senin sevginden emin olamadığımı söyledim. Çünkü bana dedin ki bu yüzüğü aldığıma değecek bir insan değilmişsin dedin. Ben sana hiçbir şey yapmadım bu kadar çünkü büyük. Çünkü pişmanlık. Bu kadar büyük hiçbir şey yapmadım. Pişmanlık duydum mı? Nur. Pişman oldum yani o yüzüğü aldığım için sana. Keşke almasaydım gerçekten yine söylüyorum. Keşke almasaydım. Keşke almasaymışım evet. Yani. Keşke almasaydım. Ve bu kadar basit parmağından çıkartıp ama bunlar... da yani benim gerçekten zoruma giden çok şey var aslında da söylemiyorum. Söyle, vallahi bak susuyorum. Söyle söyle zaten bak, söyleyeceğim yok, her şeyi gerçekten susuyorum ya. Çok zoruma giden şey var yani. Ben bunu hak edecek bir adam değilim anladın Semih, mı? Keşke sevgini hissetseydim de hala savaşsaydım bunun için. Ama ben hissetmiyorum senin beni sevdiğini. Anladın mı? İşte, ben orada bu konuyu söylediğimde... Bak ben sana ne ben diyorum? Sana dediğimde... Gidiyorsun beni nereden vuruyorsun anladın mı? Bunu ben... yapma. Bunu vallahi yapmayayım bile. Bak beni ya. Nereden vuruyorsun? Gidiyorsun diyorsun ben hala diyorsun sev... Öyle yapıyorsun. Ben sana ne anlatıyorum? Söylediğimde... Hatalarını kabullenemiyorsun sen hala. Ben hatalarını kabul ediyorum. Farkında mısın? Ama sen de kabul et artık bazı şeyleri. Bu kadar kuyruğunu dik tutma ya. Ben zaten kabul ediyorum ki. Bak benim üslubumun dışında hiçbir şekilde ben sana hata yapmadım. Tamam ben de bu yüzük konusu dışında benim, bir hata yapmadım. Üslup dışında olayların bu kadar benim üstüme okların çevrilmesini ben hak etmedim Nur. Evet hak etmedim. Hak etmedim tamam. Bunun farkına var yani. Rahatladın mı? Hak etmedim. Hak etmedim. Evet. Sen de bunun farkındasın gayet iyi kabullenmiyorsun. Kabulleniyorum. Ve ben bunu hak etmediğim halde ben, bunlar bana yapıldı ben de bu ilişkiyi bitiriyorum yani. Bitti anladın mı? Bunu kabullen artık yani. Ve geri dönüşü yok yani hiçbir şekilde. Semih'le Nur. Bitti. Keşke öngörülerimde yanılsaydım. Ben bunu daha önceden söylemiştim. Ama ayrılmaları için söylememiştim. O yüzden içeride onları da dile getirmedim. Ama şöyle bir şey var. Ne yaparlarsa yapsınlar, mutlu olsunlar. Ben mutlu olmaları için onlara hiçbir zaman dokunmadım, karışmadım. Semih'le uğraşmayı kestim çünkü Semih'in niyetini anladım. Hayırlısı olsun diyorum artık. Yapacak başka bir şey.